yine Muğla'da yaşanmış olan bu kadın cinayeti, Pınar Gültekin kardeşimizin başına gelmiş olan Elin bu hadiseden ötürü çok moralimiz bozuldu. Sosyal medyada gördük, televizyonda, haberlerde araştırıp nasıl, hani ne tür olaylar başına gelmiş. Okuyunca kanım dondu. Şimdi bunu yapan cani, barbar, kendini bilmez. Yani dilimiz hani bundan daha ötesine varmıyor. Çünkü onun gibi aşağılık olamıyoruz biz. Ama toplum içerisinde, yani sosyal medyada ve bazı YouTuber arkadaşlarımızın yayınlarını da gördüm. Şimdi hep idamla alakalı veyahut da müebbet hapis, kısasa kısa gibi çok buna benzer hani ya, yorumlar, hani paylaşımlar yaptılar, videolar, ama ben biraz da farklı açıdan bakmak istiyorum. Çünkü burada anne babanın üzerine düşen büyük görevler var. Bu görevleri anne baba yeterince yerine getirdi mi? Şimdi Allah-u Teala, bakın, Adem Aleyhisselam yarattığında, ilk yarattığında "Üscudu li Adem." Yani Adem'e secde edin dedi. Bütün varlıklar Hazreti Adem'e secde ettiler. İnsanoğlu yaşayan bütün canlıların üstünüdür. En üstün insanoğludur. En üstün varlık. Bir insanoğlu en üstün varlıkken, aklımız fikrimiz varken, Allah bizi kendi ruhundan üflemişken bu canilik, bu barbarlık neden? Bakın, insanoğlundan önce cinler yaşamıştı. O cinler de birbirlerini kestiler, yediler. Allahu Teala cin tayfasının başına şeytanın emrinde melekleri göndererek onları bertaraf ettirdi. Biraz kalanlar kaldı ama onları yok etti. İşte insanoğlunu yarattı. İnsanoğlu da nefis, aynı şeytan gibi nefis olduğu için meleklerden bu yüzden üstündür. Şimdi Allahu Teala böyle temiz yaratılışla, yani günahsız, tertemiz bir evlat bize nasip ettiğinde, bir fidan, bunu yetiştirmek bizim elimizde. Buna doğru yolu göstermek, Allah'ı, kitabı, Kur'an'ı, peygamberi, bakın ahireti, cenneti, cehennemi, cennet annenin ayaklarının altındadır. Kardeş sevgisini, anne babaya saygıyı, ibadeti, dini. Şimdi dünyada yaşarken Allah'la olan bağlantımızı, şimdi öbür dünyaya vefat edip göç ettiğimiz zaman mahşer alemini, cenneti ve cehennemi anlatmayınca, öğretmeyince, bir aile, bir baba çocuğuna gerekli bilgiyi vermeyince, işte böyle caniler, barbarlar meydana türeyebiliyor. Bir içerisinde, bakın, Allah korkusu olan, Allah sevgisi olan bir kişi başka bir canlıya zarar veremez. Veremez. Çünkü niçin yaratıldığını bilir. Neden yaratıldığını. Bir canlı karşısındaki başka bir canlıya zarar veremez. Bugün %99 Müslüman olan Türkiye Cumhuriyeti'nde her gün geçmiyor ki ne, hayvana, kadına şiddet, işkence, taciz, bir sürü olaylar. %99 Müslüman ülkeyiz bir de. Yani Allah'tan Müslümanız diyoruz ama Allah'tan o kadar uzağız ki, o kadar uzağız ki ahireti unutup bugün nefsimizin amellerine, isteklerine meyil veriyoruz. Nefsimiz neyi emrederse ona uyuyoruz. Allah'a değil, nefsimize uyuyoruz. Bir baba ve anne çocuğunu sadece dünyaya getirip onu büyütmek, okula göndermek, cebine harçlığını vermek, işini gücünü kurmak değil. İşte böyle yaptıkları için zarar topluma bu şekilde yansıyor. Bu yüzden böyle canavarlar, böyle caniler, barbarlar daha düne kadar içimizdeydi. Bak, beraber yaşıyorduk. Kimin başına geleceği belli değildi bu melun olay. Ama şimdi Pınar kardeşimizin başına geldi. Bu hepimizin de yani evladı olabilirdi, yani akrabamız olabilirdi. Şimdi çocuğumuz küçükken, daha fidanken, hiçbir şey bilmezken siz ona şeytanı anlatırsanız, nefsinin kötülüklerini, kötü amellerini anlatırsanız, camiye alıştırırsanız, Kur'an'ı, ibadeti öğretirseniz, secde etmeyi öğretirseniz, cenneti, cehennemi, mahşer gününü, ölümü, ölümden sonra dirilişi, bunları tek tek anlatır iseniz, Allah sevgisini kalbine nakşederseniz, o zaman işte şeytan evladınıza musallat olamaz. O zaman dini baskı, dini bilgileri daha üstün gelir. Ondan sonra da o kişiden işte zarar gelmez. Düşünün ki böyle cani bir insanın bir ülkeye veyahut da bir askeriye, bir topluma nüfuz ettiğini kaç kişiyi katlederdi? Bu yüzden
Lütfen Allah tarafından bakın hepimize verilen o eşsiz nimetler, yüce nimetler, o evlatlarımız, bunlara sahip çıkmamız lazım. Bunlar bize birer emanet. Bunlar bizim değil. Bunlar bizim temsilcimiz. Cennette veyahut da ahirette, cennette veyahut da cehennemde bunlar bizden şefaatçi olacaklar. Veyahut da biz onların günahlarıyla da mesul olacağız. Yetiştirme taktiğimiz, gerekli eğitimi, bilgiyi onlara verdik mi? Allah'ı öğrettik mi? Şeytanı anlattık mı? Uzak durması gereken günahı, sevabı gösterdik mi? İşte bütün bunlar anne babaya düşüyor. Anne baba kendisi zaten bir Fatiha bilmiyor, besmele bilmiyor. Elinde şarap, şişe, rakı, balık sofraları, o alemden o aleme, o eğlenceden o eğlenceye, kendi evladına bile oğlum sana birisi bir tokat vurursa sen ona 5 tane tokat vur. Sen onu yani birisi rahatsız huzursuz etti miydi gidip şikayetçi ol veyahut da davacı ol demiyor. Sen ona 5 katını yap. İşte böyle evlatlarını yetiştirdikleri için onlar da büyüdükleri zaman azıcık azıcık daha azıcık azıcık işte o azıcık en sonunda böyle bir toplum canavarına dönüşüyor işte. Şimdi o yapmış olduğu caniliği, barbarlığı ben okudum, kanım dondu yani. Bir insan, bir insana bunu yapabilir mi? Sadece insana değil, bırakın bir canlıya yapabilir mi? Ya karşınızdakinin bir canı var ya. Bu bir tartışma değil bakın, bir tartışma değil. Sözlü diyalog değil bak. Bu bir fikir alışverişi veyahut da bir hani öyle fikir ayrıcalığı veyahut da görüş ayrıcalığı değil bak. Bu kişi o bayana, Pınar kardeşimize çok kötü şeyler yapmış. Çok kötü. Kendisinin de evladı var. Kendisi de öyle. Ya bir insan nasıl eğer ki çocuğunu nasıl yetiştirirsen, nasıl büyütürsen öyle gider. İşte Allah'ı bilmiyor. Korku bilmiyor. Hem kendi hayatını mahvetti. Hem başka aileyi, başka bir insanı mahvetti. Hem de toplumdaki bir sürü 80 milyon bak bunu okuyan, duyan, gören herkesin huzurunu, psikolojisini bozdu ya. Herkesin. Herkesin kalbinde, aklında yer etti bu şimdi ya. Bu canilik, bu barbarlık işte bilinçsizlikten, ibadet eksikliğinden, Allah'ını, kitabını, Kur'an'ını bilmemekten, Allah'ına gerçekten bağlı olan bir insan samimiyetle değil bir canlıya zarar vermek, normal hani ağaç bile yani insanı bırakın ağacı bile katletemez. Çünkü bu insanın dini bilgisi herhangi bir dindarlıkla alakasının olduğunu hiç zannetmiyorum yani kesinlikle. Hiçbir zaman bu böyle bir ibadeti Allah'ını, kitabını, Kur'an'ını bilen bir insan başka bir canlıya zarar veremez. Bu da işte annenin babanın üzerine düşen yapması gereken vazifesi. Evet arkadaşlar şimdi benim söylemek istediğim bunlar. Bir anne baba olarak, aile olarak evlatlarınızın üzerine düşün ve evlatlarınızı kötü arkadaş çevresine veyahut da dininden uzak, ibadetinden uzak, Allah'ın kitabını, Kur'an'ını bilmeyen veyahut da onlara düşman olan ne ödüğü belirsiz birer varlık olarak yetiştirmeyin ki ne hem kendi hayatınızı hem de evladınızın hayatını, geleceğini ve ahiretini karartmış olursunuz. Lütfen buna dikkat edin ve böyle topluma canavar yetiştirip de topluma salıp da başka ailelerin de başını yakmayın. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.